Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size yine nefis tavuk butlu patatesli fırında bir yemek tarifi vermek istiyorum. Ben fırında hazırlanan tepsi yemeklerini çok seviyorum. Hem pratik oluyorlar, hem yanına da bir pilav veyahut da makarna hazırladığınızda yemeğiniz hazır olmuş oluyor. Geçiyoruz hemen malzemelerimize. 4 adet tavuk budum var. Siz daha az veyahut da fazla kullanabilirsiniz. 1,5 kilo kadar minik minik taze patateslerim var. 1 adet kırmızı dolma biberim var. 3-4 tane sivri biber. Küçük bir kasenin içerisinde sıvı yağım var. Tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, kekik, arzu ettiğiniz daha değişik baharatları da kullanabilirsiniz. Ben 3-4 tane de kurutulmuş domates kullandım. Sıvı yağın içerisine tuz ve baharatları ekleyip karıştırıyorum. Ve hazırlamış olduğum bu baharatlı yağ karışımın yarısını tavuk butlarına ekleyip güzelce marine ediyorum. Patateslerimi güzelce yıkadım, hiç soymuyorum ve soymadan büyüklüklerine göre 2'ye veyahut da 4'e bölüyorum. Geri kalan sıvı yağını, marineli yağımızı da patateslere ekliyorum ve karıştırıyorum. Ben içerisine biraz da karabiber çekiyorum, gördüğünüz gibi. Fırın tepsimin üzerine fırın kağıdı koydum ve patatesleri döküyorum. Ve gördüğünüz gibi birkaç tanesini de doğramayı unutmuşum. Patatesleri güzelce dağıttıktan sonra tavuk butlarını patateslerin üzerine doğru koyuyorum. Ve geri kalan malzemeleri de tepsiye koyuyorum. Benim kurutulmuş domateslerim konserveydi, yani yumuşaktı. Eğer sizin domatesleriniz daha hala kuruysa önce bir kaynatmanız lazım. Domatesleri 2'ye 3'e böldüm. Arzu eden üzerine domates dilimleri de koyabilir. Ben domates bugün kullanmadım. Biberleri de gördüğünüz gibi iri iri doğradım. Şimdi yemeğimi 200 derece fırında pişiriyorum. Yemeğimi fırından çıkarttım. Mis gibi kokular dağılmaya başladı. Böyle patatesli, tavuklu yemeklere ben biberiyeyi de çok güzel yakıştırıyorum. İsterseniz bir iki dal da biberiye üzerine koyabilirsiniz. Fırın yemekleri benim için inanın çok pratik hazırlanan yemekler. Hem istediğiniz gibi istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Evde ne varsa onunla pişiriyorum. Eğer evde patates yoksa patatesin yerine başka bir sebze kullanıyorum. Tavuk budu yoksa tavuk kanadı kullanıyorum. Yani benim için mutfakta bu doğru bu yanlış diye hiçbir şey yok. Siz de aynı benim gibi düşünün, evinizde ne varsa onunla yemeğinizi hazırlayın diyorum. Yani sadece bir malzeme eksik diye hemen alışverişe çıkıp o malzemeyi bulacağım diye uğraşmıyorum. Onun yerine başka bir malzeme kullanıyorum. Ve videolarımda da size mutfakta daha pratik nasıl çalışırsınız, zamandan nasıl tasarruf edebilirsiniz göstermeye çalışıyorum. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gidecektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.